Değerli Türkiye halkları, hepimiz bu gerçekliği görmek durumundayız. Sahte güvenlikçi politikalar bizleri yoksullaştırdı, ekmeğimizi küçülttü. Kürt halkı bizlerin tarihsel kardeşidir. Türk, Kürt, Arap, Acem, Ermeni ve burada sayamadığım birçok halk Orta Doğu'nun kadim halkıdır ve tarihsel kardeşlik vardır aralarında. Halkların dilini konuşması, ana diliyle eğitim görmesi, anayasada haklarının eşit bir biçimde tanımlanması bir ülkeyi bölmez, tam tersi bir ülkenin halkları arasındaki dayanışmayı güçlendirir ve bizleri daha güçlü bir toplum haline getirir. Dünya Savaşı'nın zikredildiği bir dönemde, savaşın yoğunlaştığı Orta Doğu'da demir kubbeler çözümün yolu olmadı. Şöyle dönüp İsrail-Filistin Savaşı'na, Lübnan'a, savaşa çekilmek istenen İran'daki gelişmelere baktığımızda hiçbir demir kubbenin hiç kimseyi korumadığını gördük. Oysa barış korurdu. Gelin Orta Doğu'dan Türkiye'ye kadar gök kubbeyi demirden, çelikten arındıralım. Gelin gök kubbeyi barışla dolduralım. Gelin barışın sesini sadece Türkiye'den değil, sınırları aşacak, sınırların çok ötesine ulaşacak şekilde barış çığlığını hep birlikte büyütelim. Bunu bir temel politik çizgi haline hep beraber getirelim. Halklar kazansın, barış kazansın, kardeşlik kazansın. Değerli halklarımız, şu gerçeği tespit etmeliyiz. AKP'nin dış politikası iflas etmiştir. Ama bölgede barış diyebilmek için Kürt sorununun çözülmesi bizlerin elindedir. Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Orta Doğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan'dır. Sorununun çözümü meclistir. Parlamentoda ve siyasette muhatap DEM Parti'dir. Demokratik zeminde siyasi partiler demokrasi güçlerinin tamamıdır. Toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış gerçek olarak hayata gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyoruz. Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalı ki, barış bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış içinde inisiyatif almaya hazırız. Bakın geçtiğimiz hafta ben ve eş başkanımız Tuncer Bakırhan'la beraber Kandıra ve Edirne cezaevini ziyaret ettik. Sevgili Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş'la görüşmeler gerçekleştirdik. Onlarla bu süreci, bu gelişmeleri daha doğrusu birlikte değerlendirdik. Bununla ilgili de kamuoyuna oldukça geniş açıklamalarımız oldu. Buradan ben bir elçi olarak onların selam ve sevgilerini hem burada bulunan değerli arkadaşlarımıza hem ekranı başında bizleri izleyen değerli halklarımıza iletiyorum. Selam ve sevgilerini. Herkes bilsin ki barış anlayışımıza ve iyi niyetimize karşı paraşütle saraya inerek siyaset üzerinde vesayet kuranların lütuflarıyla yaşamadık. Yaşamıyoruz da. Devlet Bahçeli ilk meclis ruhu dedi. Erdoğan diyalog zeminlerini genişletelim diyor. Bir tane baş kayyum gelmiş. Bir baş kayyum herkese hiza vermeye çalışıyor ve ayar vermeye çalışıyor. Biz de bu kayyuma buradan soruyoruz. Ey kayyum, sen kim adına konuşuyorsun? Saray adına konuşuyorsan saray başka diyor. Bahçeli adına konuşuyorsan Bahçeli başka diyor. Sen kimsin? Nereden geldin?
Paraşütle mi geldin? Kim adına konuşuyorsun? Çık bunun hesabını halka ver, barışın önünde. Olacak ise bir onurlu barış, hiç kimse engel olmamalıdır, olamaz da. Yandaş medyada farklı isimlerle ama aynı kalemden çıkan yazılarla Kürtleri tehdit edenler, barış iradesine siyasi pusu kuruyorlar. Baş kayyımı her kim konuşturuyorsa aynı pusuyu onlar da kuruyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun barış özlemine siyasi pusu kuranlar çok büyük kaybedecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik mesajlarıyla uzatıldığı söylenen el sürekli olarak bir minnete, terbiye ve tövbe ettirme aracına dönüştürülmemelidir. Bu konuda konuşan ana muhalefet partisine, diğer siyasi partilere, toplumsal kesimlere, demokrasi güçlerine ayar vermeye çalışan o ayarın altında kalır. Hiç kimseye ayar veremezsiniz. Barışı herkes konuşmalıdır. Türkiye sorununu iktidar bir gündem açtıysa bu gündemde ana muhalefet partisi de, diğer siyasi partiler de, toplum da, toplumsal kesimler de, bütün demokrasi güçleri zaten konuşmalıdır. Konuşuyorlar da, konuşanların önünde hiç kimse engel teşkil etmeye kalkmasın. DEM Parti olarak bileşenlerimizle, dostlarımızla, mücadele ortaklarımızla hep birlikte barış mücadelesi verdik ve barış mücadelesini vermeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bakın bugün MHP Genel Başkanı grup konuşmasında Sayın Abdullah Öcalan için tecrit kaldırılsa konuşsun mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 yıldır devam ediyor. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Demokratik kamuoyu yıllardır tecrit kaldırılsın diyor. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne diyeceğine hep birlikte görelim dedik geçen hafta. Bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Evet, bırakın tecrit kalksın. Sayın Öcalan çıksın. Konuşsun, ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Biz DEM Parti olarak onurlu bir barış için, özgürlük ve demokrasi için, demokratik bir cumhuriyetin inşası için ağır bedeller ödeyerek geldik bugünlere. Ve bizler bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını buradan bir kez daha çiziyorum değerli arkadaşlar. Ve söz veriyoruz. Bu ülkeye onurlu bir barış gelecek. Gururla barış türküleri söyleyeceğiz hep beraber. Hep beraber dışarıda mavi gök kubbe altında kuşlar, ağaçlar dans edecek barış türküleri eşliğinde. Bizlerse halaylar çekecek, horonlar tepeceğiz. O günler yakın ey güzel insanlık. O günler yakın ey güzel Anadolu, ey güzel Mezopotamya diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Barış dolu günlerde buluşmak dileğiyle.